Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spaghetti Yarn'ın pürkoton ipliği ile hazırladığım şahane bir motif tarifi paylaşacağım. Ama öncelikle şöyle ipin özelliğini sizlere göstermek istiyorum. İpin karışımı %100 pamuk, 50 gram ağırlığında 125 metre uzunluğunda gerçekten çok güzel bir dokusu var. Özellikle bebek örgüleriniz için tercih edebilirsiniz. Gerçekten Oldukça kaliteli bir iplik. Bu motif de bu iplikle gerçekten çok gösterişli ve güzel durdu. Şöyle motifi de hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Ben böyle iki rengini çalıştım. Sizlere tarif etmek için istediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Ben tek renk çalışarak motifimi hazırladım. Böyle gerçekten çok gösterişli oldu. Ama sizler isterseniz istediğiniz sırada Farklı renklerde, farklı renkli olarak da çalışabilirsiniz. Örneğin 1-2 sıra aynı olabilir, 3 ve 4 farklı olabilir. Tamamen istediğiniz şekilde renklerini sizler sizlerde değiştirerek böyle bir motifi rengarenk de çalışabilirsiniz şöyle arka kısmına da bakalım Gerçekten çok güzel bir motif çok zarif bir motif bu motifle neler yapabiliriz yelekler hırkalar ceketler süveterler birçok kıyafet çalışmasında kullanabiliriz. Bunun dışında battaniyeler hazırlayabiliriz. Koltuk şalları çok güzel olacaktır. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kırlent çalışmasında kullanabilirsiniz. Bunun dışında uzun ranırlar hazırlayabilirsiniz. Ya da böyle supla Amerikan servisi olarak da hazırlanabilir. Aklımıza gelebilecek aslında birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel, zarif bir motif oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Vesai tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimizi örmek için spagetti yarnı pürkoton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halkamızı bu şekilde oluşturduk. Halkayı oluştururken bir tane zincir çektiğimiz için şimdi bu zinciri 3'e tamamlıyoruz. 2-3 doluyoruz. Halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başına tekrar dolayarak halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte İkisini birlikte. Şimdi baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ederek toplamda 16 tane trabzanımızı örüyoruz. Toplamda 16 adet ikili trabzanımızı ördük. Sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek orta kısmı kapatarak örgümüzü toparlıyoruz. Şimdi bu noktada baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine alarak bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu bir trabzan. Bir de aradaki bir zinciri çekerek toplamda 4 zincir çekmiş oluyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın zinciri trabzan saydık. Buradaki zincirle yine trabzan üzerine trabzan çıkmış olduk. Şimdi 4 zincirle başlangıcı yaptık. Tığımızın başına dolayarak hemen zincirden sonra gelen trabzanın tepesine bakın şu şekilde tepesine batıyoruz. Yine kısa ipte tığımızın üzerinde kalıyor. Gizleyerek örmeye devam ediyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Arada bir zincir var doluyoruz. Hiçbir boşluk atlamadan sıradaki gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bir zincir doluyoruz. Sıradaki trabzan boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi aralarda hep bir zincir çekerek her birine trabzan örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda yine baştaki zincirle beraber toplamda 16 tane trabzan noktamız olmuş olacak. Sıramızın sonuna geldik. Trabzanlarımızı ördük. Aralarda bir zincir var. Şimdi bitiş yapıyoruz. Bakın buradaki son ördüğümüz trabzanın tepesine ördüğümüz trabzan 16. trabzanımız. Şimdi bitiş yaparken de bir zincir çekip Buradaki 4 zincirlik noktamız vardı. 4 zincir ve 1 trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Toplamda yine 16 tane 1 zincirlik boşluğumuz oluşmuş oluyor bu son noktayla birlikte. Şimdi bu kısımda 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Burada hafif böyle e, motifiniz içeri doğru kıvrılabilir. Bu sizi tedirgin etmesin. Şimdi artırmalar yapacağız ve bu ikinci sıra tamamen düzelmiş olacak. Bu üç zinciri yine bir trabzan kabul ediyoruz. Tığımızın başına doladık. Aynı boşluğun içerisine batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Birinci trabzan doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek ikinci ikili trabzan. Baştaki zincirle beraber bir iki üç tane doldurmuş olduk. Şimdi tığımızın başına direkt dolayarak sıradaki bir zincirlik boşlukları çalışacağız hep. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 3 doluyoruz. Bir diğer bir zincirlik boşluğa batarak 1 2 3 tane trabzan. Şimdi bu şekilde her bir bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi sıramızın sonuna yaklaştık. Son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzanımızı örerek toplamda 16 tane boşluğa bu şekilde üçlü trabzan grubunu oluşturmuş olduk. Şimdi 3 tane trabzanı ördükten sonra baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Bir tane zincir çekip buradaki 3. zincirin içerisine direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneden sonra 1, 2 zincir çekip Şimdi bu kısımda bakın birinci trabzan ve ikinci trabzan atlıyoruz. Birinci, ikinci trabzanı atlayıp yani bir, iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi iki zincirlik bir file oluşturmuş olduk başlangıçta. Şimdi bir, iki, üç zincir, bir, iki boşluk bırakıp üçüncü bakın bir, iki, üçüncüye batıp sık iğne örüyoruz. 2 zincirlik file 3 zincirlik file. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 zincirlik file oluşturuyoruz. Yine 1 2 3. noktaya batarak sık iğne örüyoruz. 2 3 5. Her defasında 1 2 3.ye batıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir 1 2 3. boşluğa batıyoruz. İki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batıyoruz. Şimdi bir iki zincir bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak sık iğne. Şimdi üç zincir bir iki üç bir iki üçüncü boşluğa batıyoruz. Şimdi beş zincir bir iki üç dört beş. Şimdi burada bir iki tane bırakıp üçüncüye batıyoruz. Bakın şu 5 zincirlik noktalar köşe noktalarımız orta kısımda da 3 2 3 şeklinde filelerimizi oluşturuyoruz. Başlarken şu orta kısımla başladık. 2 zincirlik file 3 5 sonra tekrar 3 2 3 5 şeklinde örgümüz devam edecek. İstiyorum ki burada belki kafa karışabilir özellikle yeni başlayanlar için bu kısmı birlikte yapalım. 1 2 3 zincir 1 2 3. boşluğa batıyoruz. Her defasında iki boşluk bırakıp 3. boşluğa batıyoruz. 2 zincir şimdi. 1 2 3. boşluğa sık iğne. Bakın 3 2 şimdi 3 yapıyoruz. 1 2 3. 1 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa sık iğne. Şimdi 5 zincirlik köşe oluşturuyoruz. Orta kısımda 2 5 zincirlik arasında 1 2 3 tane file noktamız var. 1 2 3 4 5. 1 2 boşluk bırakıp üçüncüye sık iğne. 1 2 3 1 2 3'üncüye sık iğne. 1 2 1 2 3'üncüye sık iğne. 1 2 3 tekrar. 1 2 boşluk bırakıp 3'üncüye sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın son noktaya geliyoruz. 1 2 3'üncüye sık iğne. Şimdi başlarken 2 ile başlamıştık. 2 5 arasında da 3 tane fil olacak. Şimdi son 3 zincirimizi çekip buradaki bitişimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bitişi yaparken de burada normalde 3 zincirle bağlantı yapmamız lazım. Buradaysa bitişte 2 zincir çekiyoruz. Kaydırma noktası yapacağımız için 2 zincir bizim için yeterli. Çünkü burada 1 zincir ve sık iğne noktası var. Böyle kare muntazam olması için de böyle küçük detaylar önemli olabiliyor. 2 zincirimizi çekip bakın bitişte normalde 3 çekmemiz lazım. Kaydırma yapacağımız için 2 çektik. İlk sık iğnenin örmüş olduğumuz ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bakın bu bize 1-2-3. zinciri vermiş oluyor. Şimdi 2 zincirlik boşluğa batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu noktada yine bir püf nokta var. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bakın e, şu kısımdayız. Buradaki trabzanlı noktaları öreceğiz. 3 zincir çektik. Son bitişte de iki, e, iki tane trabzan öreceğiz. Bu üç zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Şimdi bu birinci trabzan, 3 zincirlik nokta aynı boşluğa gelip ikinci trabzan aynı boşluğa 3, 4, 5. Bakın başlarken 3 zincir 1, 2, 3, 4 tane trabzanlı toplamda 5 tane trabzan elde etmiş olduk. Bu noktayı bitirirken de 2 tane trabzanlı sıramızı bitireceğiz. Bu bitişi yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Başlangıcı bu şekilde yaptık. Burada şimdi 3 zincirlik boşluğa geliyoruz. Bakın burada trabzanları ördük. 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Tığımızın başına dolayarak 5 zincirlik boşluğa batıp 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı ördük. Şimdi köşe için 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek tekrar 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan ördük. Şimdi 3 zincirlik boşluğa trabzandan sonra 3 zincirlik file boşluğuna direkt batarak sık iğne örüyoruz tığımızın başına doladık. 2 zincirlik boşluğa gelip bu boşluğa 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın bu boşluğa 7 tane trabzanımızı ördük. Sonra 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. 3 zincirlik boşlukları hep sık iğne denk gelmiş oluyor. Şimdi tekrar 5 zincirlik boşluk bizi karşılıyor. Tığımızın başına dolayarak 5 zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan 3 4 5 köşe olduğu için 3 zincir. Şimdi aynı boşluğa gelerek tekrar 5 tane ikili mızı örüyoruz. 3 4 ve 5. Bakın sonra tekrar sık iğne 7 trabzan sık iğne 5 trabzan 3 zincir 5 trabzan şeklinde burada tarif etmiş olduğumuz gibi bakın trabzanlarımızı örerek şimdi motifimizin bu sırasını da tamamlayacağız. Sonra tekrar bir üst sıraya birlikte devam edeceğiz. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Son köşedeki 5 trabzanımızı da ördük. Köşeyi oluşturduktan sonra 3 zincirlik boşluğa direkt batıp yine sık iğnemizi örüyoruz. Tığımızın başına dolayarak sık iğneden sonra bakın iki zincirlik boşluğa üç zincirle beraber 5 tane trabzan örmüştük. Şimdi 6 ve 7'yi oluşturacağız ve bu boşluğa iki tane ikili trabzan örmüş olacağız. Birinci trabzan aynı boşluğa ikinci trabzanı örüyoruz. Şimdi şu aradaki üç zinciri bırakıp ilk trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmanın noktası 3 zincirin tepe boşluğu olmuş oluyor. Bakın 1, 2, 3 tane e, trabzan burada bırakmış oluyoruz. Şimdi bu kaydırmadan sonra bir zincir çekip kaydırma yapmış olduğumuz ilk trabzanın zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepesine batarak şimdi direkt sık iğne uyguluyoruz. Şimdi bu sık iğne bakın başta 1, 2, 3 tane trabzan var. Dördüncüye sık iğne 1, 2, 3 tane trabzan da burada kalmış oluyor. Yani dördüncü trabzana sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi bu aşamada 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Hemen 3 zincirlik boşluğa yaptığımız burada sık iğne noktası var. Bu sık iğnenin tam şöyle orta kısmına batıyoruz. İlmek çıkardık. Doladığımız için 3 ilmeğimiz var. Tekrar dolayarak ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buradaki 5 tane trabzan atlayarak... Buradaki 3 zincirlik boşluğa çalışacağız. 5 zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak tekli trabzan örüyoruz. Bakın buradaki sık iğne trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan olması önemli ki düzgün muntazam bir kare elde etmiş olalım. Şimdi bu tekli trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak aynı 3 zincirlik boşluğa tekrar gelip ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak tekli trabzanla köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zinciri doluyoruz. Buradaki trabzanları atlayarak hemen 3 zincirin olduğu sık iğne noktasına bakın. Sık iğnenin tam ortasından batarak arkadan bu şekilde çıkartıyoruz. Sık iğnenin ortasına batarak ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Burada toplamda 7 tane trabzan var. Baştan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak direkt sık iğne örüyoruz. Tekrar burada 1, 2, 3 tane trabzan noktası kalmış oluyor. Yani buradaki kısmın tam ortasına sık iğne örmüş olduk. 1, 2 3 zincir doluyoruz. Hemen gelen sık iğnenin içerisine batarak tam orta kısmına ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızın başına dolayarak 3 zincirlik boşluğa gelerek tekli trabzan örüyoruz. Sonra 1 2 3 zincir doladık. Aynı boşluğa gelip tekrar tekli trabzan ördük. 1 2 3, 4, 5 zincir doluyoruz. Gelen sık iğnenin içerisine ikili trabzan örerek bakın bu noktayı da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi köşeyi oluşturduk. Burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi diğer kısımları da örerek buradaki ilk başladığımız noktaya kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğnenin üzerine trabzanımızı ördükten sonra bakın ilk başladığımız noktadayız. Şimdi burada üç tane zincirle e, sık iğne yapmak gerekiyordu. Dördüncü trabzana ama şimdi burada Kaydırma noktası oluşturacağımız için iki tane zincir çekmek yeterli. Trabzandan sonra iki zincir bitiş olduğu için iki zincir çekiyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırma bize üçüncü zinciri vermiş oluyor. Şimdi sıradaki gelen 3 zincirlik boşluğa batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Ve bu noktada bir, iki, üç zincirle yukarı çıkıyoruz. Bakın sırayı bu şekilde eşitlemiş olduk. 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra aynı boşluğun içerisine 3 tane kilit trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Baştaki zincirle beraber buradaki boşluğa 4 tane trabzan örmüş olduk. Doluyoruz. 5 zincirlik boşluğa gelerek burada 5 tane kilit trabzan örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı ördük. Tığımızın başına dolayarak 3 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Köşede 3 zincir. 1, 2, 3 doluyoruz. Aynı 3 zincirlik boşluğa gelerek tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Şimdi 5 zincirlik boşluk bizi karşılıyor. Bu boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 trabzanı ördük. Doluyoruz. Sık iğneye hiç dokunmadan bir diğer 3 zincirlik boşluğa gelerek tekrar 4 tane 2 tırabzan örüyoruz. 2 3 4 Bakın 4 tırabzanı ördük. 5 zincirlik boşluğa 5 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 ve 5. 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3 Köşede 3 zincir. Aynı boşluğa gelerek tekrar 3 tane ikili trabzanımızı örerek köşe noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Bakın şimdi buradaki yaptığımız işlemi şöyle elimize düzelim daha net görülsün. Bakın burada yaptığımız işlemi tamamen diğer köşelerde de uygulayarak e motifimizin son sırasını tamamlamış olacağız. Köşeler 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 5 zincirlik boşluğa 5 trabzan, 3 zincirlik boşluğa 4 trabzan. Bakın 3 zincirlik boşluğu gördüğümüzde 4 trabzan, 5 zincirlik boşluğu gördüğümüzde 4, 5 tane trabzan, sonra 3, 3, 3 şeklinde köşeyi oluşturarak bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada sıramızın sonuna geldik. 3 zincirlik boşluğa 4 tane trabzanımız ördük. Buradaki trabzandan sonra ilmeği esnetiyoruz şöyle yeteri kadar. Bu aşamada ipimizi kesiyoruz. Ve yumaktaki ipi çekerek çıkardık. Şimdi bu kısa kalan ipi de burada sabitleyeceğiz. İlk trabzanın bakın 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine arkadan öne doğru batıyoruz. Bu ipi tığımızın ucunu alarak arka tarafa geçirdik. Şimdi son ördüğümüz trabzan bakın ipin geldiği nokta. Bunu şöyle arkadan daha net görürsünüz. Arka kesik çizgi ve dış kanadı bakın. Bu şekilde batıyoruz. Bu ipi aşağı doğru alıp arka tarafa geçiriyoruz. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman bakın başak şeklinde bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Ve bunu motifleri birleştirirken de başak noktaları karşılıklı gelecek. Örneğin sık iğne yapacaksınız ya da kaydırma tekniğiyle birleştireceksiniz. Rahatlıkla birleştirmiş olursunuz. Şimdi burada hemen şöyle gelen trabzanın arka boşluğuna batıyorum. Bu kısa iple de şöyle ilmek çıkarıp bir tane zincir çekip bu kısa ipi de şöyle trabzanların olduğu boşluklardan gizleyerek ipimizi tamamen saklamış oluyoruz. Mutlaka ipi birazcık uzun bırakıp güzelce e, sabitledikten sonra gizleyelim ki makineye atıp yıkandığı zaman örgümüz açılma vesaire yapmasın. Sonra el yapacağız bakın. El çok önemli. Bakın motifimizi bu şekilde düzlemiş olduk. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Hemen şöyle santim ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Bu elden ele göre değişebilir. Aynı tığ numarayı, aynı ipi kullansak dahi örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için verdiğim ölçülerde sizin ölçünüzden belki biraz az, yani birkaç santim belki biraz da fazla olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Bakın 13 santim e, ölçüsünde oldu motif Tarifim de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.